Arkadaşlar yeni bir güne günaydınla başlamak istiyorum. Gene yoldayım. Her zamanki gibi yoldayım. Buraya geleli hep yoldayım yani. Şimdi nereye mi gidiyorum? Merak ettiniz mi? Gerçekten. Arkadaşlar bugün Urla'ya gidiyorum. Kaç gündür Çeşme, Alaçatı, vırt zırt geziyorduk. Bugün dedik ki bir Urla'ya gidelim. Urla'yı çok met ettiler, güzel dediler. İyi dedim, biz de bir gidelim o zaman Urla'ya dedim yani. Tamamen ondan yani. Tavsiye üzerine gidiyorum. Hoş, memleketimin her yeri cennet köşesi. O ayrı bir durum da. Elhasıl kelam, gidiyoruz bakalım neler bekliyor. Urla'yı bir gezelim, görelim neler var neler yok. Bir denizine girelim. Bilmiyorum, Ankara'dan çıkalı rengimde falan bir değişiklik var mı bilmiyorum. Ben bildiğin bayağı karardım yani. Bayağı karardım. Yani denizin, kumun, güneşin, sahilin vallahi fena tadını çıkarttı bana. Çok güzel oldu ya. Gündüz deniz, akşam geceler, Alaçatılar bilmem neler. Harikaydı yani. Şimdi gidelim bakalım, bir de Urla'da bir harika bir gün geçirelim. Oralar çok güzel yerler. Ben Ilıcan'ın denizini çok beğendim. Harika bir denizi vardı. Suyu gerçekten harikaydı. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten ederim yani. Sıkıntısız. Havası akşamı serin. Akşam mesela gece saat 3.30 muydu, 4.30 muydu neydi? Sahile indim. Şezlonga uzandım. O deniz sesi, dalga sesi, o rüzgarın sesi, karanlık, sadece mehtap ve deniz. Harikaydı. Bayağı vakit geçirdim orada. Bayağı huzur buldum. Bayağı keyiflendim. Yaşadım yani. Güzel de oldu. Akşamını da konakladık. Şimdi de kahvaltı yaptım biraz önce. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltısız güne başlamayın bence. Kahvaltı önemli. Şimdi de işte yola düştük. Tabii bazen şu da oluyor. Yalnız geliyorsun. Yalnız gelmek iyi bazen, biliyor musun? Ama bazen şu da oluyor. Ya keşke insan bazılarının da ölmesini istediği de oluyor. Oluyordu. Vay balım, vay balım, vay balım, vay. Daha görecek günün var. Vay balım, vay balım, vay balım. Ankaralı olduğumuzu da tabii ki hiç unutmuyoruz. Bugün akşam da galiba, yani yanılmıyorsam, büyük bir ihtimal. Söz vermeyeyim de yani, siz gene söz vermiş gibi dinlemeyin de. Bir karşı yakaya falan geçeceğim. Biraz oralarda turlayacağım. Akşam İzmir'de kalacağım. Urla'da görüşürüz dostlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Şey yapın ha. Takip edin. Videonun sonuna kadar izleyin. Bak karışmam bakalım.
Sonuna kadar izleyin. Sizin için uğraşıyorum burada. Tamam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda Urla'dayız. Denize girdik. Eğlendik. Çok güzeldi. Yanımda bir misafirim var. Biraz onunla görüşmenizi istiyorum. Hadi sizi tanıştırayım ya. Merhaba. Tamam yeter. Az kendisi utangaçtır. Utangaç değilim. Şu an çok çirkinim. İyi de denizden çıktım. Normaldir yani. Hayır. Saçımı yapayım geri görüşeceğiz. Söyle. Saçını yapsın. Görüşecek misiniz? Hadi bay bay. Bu arada bir şey unuttum. Son dakika aklıma geldi. Şu arkada gördüğünüz duş alma ve soyunma kabinlerinin olduğu bölgede denizden çıktığınızda Urla'da sahilde şampuan yasakmış. Haberiniz olsun. Nasıl bir mantık anlamıyorum. Duş serbest, şampuan yasak. Şampuanlamadan kafayı yıkanacaksın. O kadar göre. Ona göre yani. Şampuan falan getirmeyin. Burada yasak. Ben bayağı yanlışım. Arkadaşlar merhaba. İzmir'in Narlıdere'de. Nereydi burası? Çekim çok yanlış. Nereydi burası? Narlıdere. Ne? Narlıdere. Şu an neredeyiz? Neredeyiz? Köfteciyiz. Köfteciyiz. Ben... Evet. Bu sunumu sana bırakıyorum. Bana bırakmayın. Şu an çok çirkinim ve hiç gözükmek istemiyorum. Neden? Yani şu farka bakar mısın? Son farkına. Resmen Beşiktaş'ta. Aslında ben Galatasaray'dım. Ben Beşiktaş'ta. Neyse burada anlaştık en azından arkadaşlar. Ne söylediniz de ne yiyeceğiz? Ne var mı? Köfte yiyeceğiz. Köfteciyiz. Zaten burası. Gel bir şeyler tadına bak sen. Yoğurt mu? Aynen. Bizim peynirimiz yok. Kalıp halinde. O zaman köfte gelince tekrar görüşelim. Kapa kapa, yüzünü kapa. Şu an çekim yaptığımdan haberi yok. Şu anda oldu. Şunları şöyle kapatalım da reklama gireyim.
işte menümüz. Köfteleri böyle kuşbaşı şeklinde böyle tadımlık yapıyoruz ki ağzımızda tadı çıksın. Sanki arkadaşlar Gizli'den menü çekiyormuş gibi bir hali var. Afiyet olsun Meyra'cığım. Teşekkür ederim. Biz afiyet olsun. Fazla canınız çekmesin. Sonra yolda görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Şu anda size bir misafirim var. Sizi biriyle tanıştıracağım. Kimle tanıştıracağım? Tekir. İn hoş. Evet, gördüğünüz gibi Tekir'le biz kanka olduk. Ben bunu alıp Ankara'ya götüreceğim. Değil mi? Hı? Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Selam ver. El ver. Elini ver. Ver elini. Tamam. Isırmak yok. Anlaştık. Elini ver. Bak ısırıyor bak. Ama canımı acıtmadan ısırıyorsun ha. Gene sağ ol yani. Allah razı olsun. Yapma. Tekir beni neden ısırıyorsun? Bak oynayacaksın mı? Artistik yapma. Hey. Kızma. Kızmak yok. Bak korkuyorum senden. Yapma. Tekirciğim. Gel ya. Bırak onu. Bırak çabuk. Çabuk bırak. Bırakır mısın? Bırak. Ya neden bırakmıyorsun? Bırak onu. Bırakır mısın ya? O benim. Benim o. Ver onu bana. Ver. Hayır. Bik. Bırak. Hadi bırak onu. Bırak. Bırak. Bana küstü. Trip atıyor. Bana küstü küstü. Trip atıyor. Bak hele bak. Bak tipe bak. Bak tipe bak. Kuyruğa bak hele bak. Tekir. Çok yaşa Tekir. Gel buraya. Şişt, bak hele. Gel acık oynayak. Gel. Oh. Çoburuyor. Yapma. Neden yapıyorsun bana bunu? Ah. Tekircim. Ver elini. Isırma. Ah. Acıtıyorsun. Seninle dost olmaya çalışıyorum ben. Farkında mısın? Şuna bak. Bildiğin dişini geçirdi bak. Bak bak. Kuyruğuna bak hele. Neyse. Kızdı bana. Çok yüz vermiyor. Elim ısırdı. Yapacak bir şey yok. Tekir, selam ver. Selam ver ona. Bay bay ya. Ver. Ver elini. Ver. Ver. Ver, ver lan ne bakıyorsun? Üstüne. Ver. Ver. Küstüm. Hadi bay.
şu an Ankara'ya girmiş bulunuyorum. Bir tatil maceramızın da sonuna geldik. Ankara'ya gelerek tabii ki. Arkadaşlar, elimden geldiğim kadarıyla bir şeyler çekmeye çalıştım. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Epey uzun bir yol oldu. İnsan tek başına olunca böyle, biliyor musun? Neyse ki son ses açtım geldim. Yapacağım şu an, ne yapalım. Keyifle geldim. Dinlene dinlene geldim. Kendimi yormayarak geldim. Tadını çıkararak geldim. Velhasıl kelam, Ankara'ya hoş geldim. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kültür dükkanı derler. Biz de döndük dolaştık, gene geldik. Bilmiyorum, şu an kamera beni şey gösteriyor. Açık tenli gösteriyor. Nedendir bilmiyorum yani. Ama bildiğin zenci gibi böyle karardım yani. Zenci gibi demeyelim de böyle hani simsiyah oldum yani. Güzeldi. Bazen hani videolarda da bahsettim. Alıp başını gidip tek başına kafa dinlemek gerekiyor. İyi de oldu. Dinlendim. Çok güzel şeyler yaptım. Gündüz akşama kadar deniz, kum, güneş, her şeyin tadını çıkardım. Akşam gezmelere çıktım. Gece yarısı saat 3 demedim, 4 demedim, 5 demedim. Kendimi sahile attım. Rüzgar, o rüzgarın, o dalganın sesi, o karanlık, o deniz. O şezlonga uzandım, yıldızları seyrettim. Gayet içime huzur dolaraktan bir tatil yaptım. Elimden geldiği kadar da zaten yaptıklarımı çekmeye çalıştım. Güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Gittiğim, gördüğüm yerler gerçekten güzel yerler. Tabii artı yönleri de fazla, eksi yönleri de ufak tefek oluyor. Tavsiye ederim. Ederim. Yani bir gün böyle imkanlarınız el verirse, arkadaş çevreniz varsa, böyle kafa denginiz, gerçekten sıkılmayacağınız insanlar, dost dediğimiz insanlarla da tatil yapabilirsiniz. Ama ben bu sefer sırtıma çantamı aldım, tek başıma çıktım yola ve tek başıma da dönüyorum. Güzel oldu. Eğlenceliydi. Eğlendim. Her şeyin tadını çıkardım. Keyiflendim. Huzur buldum. Bir tatilin de sonuna geldik. Ankara'ya geldik. Artık daha iznim bitmedi yani. İznim bitmedi. Biraz daha böyle kafa dinleyeceğim. İznim bittikten sonra da işimize, gücümüze, ekmeğimize bakacağız arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlersiniz, sıkılmadan izlersiniz. Benden sizden ricam, videolara like atmanız, beğenmeniz ve bu kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kaybedecek bir şeyiniz yok arkadaşlar. Abonelik parayla değil, beğenme parayla değil, like yani parayla değil, hiçbir şey yok. Sadece bir tık mouse'unuzun ucunda. O yüzden bana destek olursanız gerçekten sevinirim. Ben de yaptığım şeylerin karşılığında böyle beğeni, abonedir falan gördüğümde hoşuma gidiyor. Bundan önceki videolarım genellikle şiir ağırlıklıydı. Bu sefer madem dedik böyle bir yola çıkıyoruz, böyle bir şey yapalım. Beğeneceğinizi umut ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra da videolarım elimden geldiğim kadarıyla devam edecek. Eve
Şu an çok az bir, yani 5-6 kilometre bir yolum kaldı. Yakınım yani. Tabii aileme haber vermedim. Geldiğimden, yani şu an Ankara'da olduğumdan haberleri yok. Bir sürpriz yapmayı planlıyorum. Merhaba, zenci çocuğunuz geldi, kara çocuk geldi falan. Öyle bir şey düşünüyorum yani. Bakalım, lafı çok uzatmayacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sizlere. Çok seviyorum, sevgiler sunuyorum. Hepinizi kucaklıyorum dostlar. Ne yapıyoruz? Şu köşede ya da şu köşede, bir yerde bir köşede var. O köşe, şu köşe, dış köşesi. Abone olun. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Şair ruhlu adamdan hayırlı akşamlar dostlar. I give her this, she a man. She put her 10 on my dick.